Oğlum Yahudinin işler kesat gidince eski defterleri karıştırdık. Yok, bunun Yahudilikle alakası yok. Aynen öyle. Yahudilikle alakası yok. Aynen öyle. Yok, aynen öyle. Hakkıysa. Anladım. Şimdi bana şunu söyle. Bak Fenerbahçeliler bana şunu söyleyecek. Sen Galatasaray'da top oynamışsın. Lisansın evet, var. Galatasaray milli olmuşsun. Bunlar silinebilir mi? Bir dakika, 1923'ten beri top oynamış. Silinir mi? Milli takımım var. Ne zaman kurulmuş? Millilik ne zaman kurulmuş? Millilik de bunu dünyanın her yerine, ben bunu inceledim. Dünyanın her ülkesinde, her ülkesinde federasyon özel konumundan kurulmadan önce kaç senesinden itibaren Fenerbahçe, ben sana hepsini getirdim. Galatasarayın 36, Fenerbahçe'nin 28 dosya var bende. Galatasaray'ın da var ya, geçmiş dönemde. Doğru var, şampiyonluğu var. 1910 senesinden itibaren, anladın mı? Galatasaray'ın daha çok şampiyonluğu var. Bana şunu izah etsinler. Ali Koç hani geldikten sonra anladım her şeyi berbat etti. Kendi zaten sınıfta kaldı da ayrı bir konu. Şimdi şunu anlatacaklar bana. 59 senesinde millilik kurulduğu zaman bu zamana kadar şampiyon olarak neden geri kaldın? Bir Fenerbahçe olarak büyük bir takım. Neden geri kaldın? Onu bana sorsunlar, anladın mı? Gelip burada tartışalım. Gelsinler. Kim buraya gelecek? Tartışalım. Kim? Ali Koç gelsin ya. Ya niye gelecek onu anladım. Gelsin abi. Hayır, niye gelecek? Tartışalım. Neden? Ya neden o zaman, ısrarla? Neden? Sen neden zaten bunu ısrarla? Şu anda, bunu şu anda çok dile getirmiyorlar. Çok gündeme gelmiş. Babacım şimdi Fenerbahçe biraz başarılı olsaydı yine devam edeceklerdi. Fenerbahçe aşağı doğru gitti de ondan sen diyorsun ki Ali Koç buraya gelsin. Ali Koç bence seninle muhatap olmaz. Benle de muhatap olmaz. Ama Ali Koç Galatasaray Başkanı'nı çağırdı. Gelsin dedi televizyonda. Ali Koç muhatap. Ali Koç kim ki yani? Bir dakika, muhatap olacak. Kulüp başkanı olarak. Bir dakika, olur mu? Kulüp başkanı ya. Yani bir olmaz. Ha, buraya gelir tartışılır o başkan. Olmaz abi, biliyorum. Olmaz. Hayır, niye? Açık ve net söylüyorum. Galatasaray Başkanı o zaman onunla muhatap olmuyor. İşte onu söylüyorum. Galatasaray o da başkanı çağırıyor. Galatasaray Başkanı da Ali Bey'le muhatap olmuyor. Cevap bile vermiyor. Neden peki ya? Neden? Ya onu, Ali Koç onu, neden? Bir dakika. Maalesef Kulüpler Birliği Başkanı olarak çayda çıra oynuyorlar toplantılarda. Önde başta ellerini açmış Ali Koç. Bir tarafta şey var. Beşiktaş Başkanı, bir tarafta Galatasaray Başkanı. Çayda çıra oynuyorlar. Niye görüşüyorlar diyorsun? Ondan sonra ne? Otelden ayrı, toplantı yerine ayrıldıktan sonra nefret. Neden? Yanlış. Neden? İnsanları bu kadar birbirine düşman etmenin anlamı ne? Mantığı ne? Bana onu izah edecekler. Şimdi şu anda böyle bir nefret yok yani. Yok, Var. Hala var abi. Bu ya Gökmen abi, zaten sen bunun sonucunu bilmiyor musun? Nedenini bilmiyor musun? Biliyorum. Taraftarına şirin gözükmek ve başarısızlıklarını örtmek için yaptıkları bir manipüledir yani. Ama bu abi bak, eskisi gibi zamanında bunu Galatasaray'da yapmıştır. Şimdi Fener'de az sık yapıyor. Bak burada ben çıkardım Beşiktaş abi. Allah'ını seversen. Beşiktaş diye muhatap olmuyor. Bak burada çıkardım ben abi, bak şimdi. 68-69 sezonu, bak 1968-69 sezonu Galatasaray'a top oynuyorum. PTT Ankara'da, Galatasaray'da Galatasaray 7-0 yendik biz PTT'yi. Anladın mı? İstanbul'da da Fenerbahçe şeyle oynuyor. Beşiktaş'ta oynuyor. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ta değil. Kimleydi ya? Neyse abi, burada 69 yılında evet. 69, pardon, özür diliyorum. Ya şöyle, onu unutmuşum buraya. Hepsi vardı da. Ondan sonra Faruk Ulgaz başkan. Bak biz Ankara'da oynuyoruz. O zaman İstanbul'da da şey yapıyorlar işte. Ne derler? Telefon yazdırıyorsun da bilmem ne falan. Şimdiki gibi teknoloji falan, tamam. O zamanlar şey değil. Biz orada 7-0 yendik. Burada Fenerbahçe bu İnönü Stadı'nda Mithat Paşa'da Fenerbahçe şampiyon oldu diye, anladın mı? Bir puan mı ne vardı arada? Orada Galatasaray PTT'ye yenildi gibi yorum yapıyorlar burada. Faruk Ulgaz'ı sahaya indiriyorlar. Yarım 200 metre koşturuyorlar adamı abi. Fenerbahçe şampiyon oldu diye. Anlatabiliyor muyum? Bak Fenerbahçe'nin yaşadığı rezillikten olmadı diyorsun. Hayır, olmadı. Biz olduk. Yani PTT'nin Galatasaray'dan puan aldığını söylüyorlar. Fenerbahçe aynen şampiyon aynen. Yenildi yani. Diyorlar. Yenildi diyorlar. Bak ikincisi 2009-2010 sezonu. Şampiyon Bursaspor'da 2-1. Evet. Bursaspor'da. Anladın mı? Burada hepsinin Bursa, resimleri var. Bursa Beşiktaş'ı yeniyor. Burada halbuki hepsinin de resimleri var. 2-2 bitti. Anladın mı? Timsah yürüyüşleri bilmem ne falan, sonra ortaya çıkıyor ki Bursaspor şampiyon oluyor orada. Tamam. Anladın mı? Şu andaki gündemimiz ve konumuzla ne alakası abi, var? Abi Fenerbahçe'nin anladın, bu kadar yanlışları yapmasının nedeni Fenerbahçe'nin yanlışı. Ondan sonra ama bu Fenerbahçe'ye zarar veren olaylar. Yani sonuçta sen taraftarına diyorsun ki Galatasaray PTT'ye takıldı. Beşiktaş Bursa'yı yendi. Sen şampiyonsun diyorsun. Ama sonunda büyük bir hüsran yaşıyorsun. Doğru değil bunlar. Sevgili kardeşim, Fenerbahçe'nin çıkıp ortalıkta demin Engin'in anlattığı eski şampiyonluklar bilmem ne falan. Ben de ne dedim? Anladın?
şey Yahudinin işleri kesat gidince eski defterleri karıştırır. Ondan sonra hep eski defterle karıştırır. Neyse, neyse, o bizim konumuz değil. O apayrı bir konu. Abi şimdi bir şey söyleyeyim. Ona sen bir program yapın. Apayrı değil. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe öyle bir hale geldi ki anladım. İnsanları kandıra kandıra çoğu sonradan benim zengin olmanın istediğim, çocuğu. Serhat'cığım benim anlatmak istediğim şu. Yani Osmanlı Devleti varsa doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti varsa tarihi bellidir, kuruluşu bellidir. Doğru mu? 1923'te kuruldu. Şimdi 1923'ten sonra federasyon kurulduktan sonra bu ülkenin milli takımı var mı? Var. Milli takım antrenörü var mı? Var. Avrupa'da maçlar oynuyor musun? Avrupa şampiyonasına katılıyor musun? Dünya şampiyonasına katılıyor musun? Gol kralın var mı? Birine paramız yoktu gidemedik. Şimdi hakemlerin var mı? Sıradın var. O zaman demek ki Türkiye'de bir futbol müsabakası, bir yarış var.